ineğini satmak zorunda kalan. İkincisinde ise bilirkişi incelemesinde banka kredisi çekmek zorunda kalan bir ismi. Kazım Delali, Rizeli bir vatandaşımızı canlı yayında konuk etmek istiyorum şimdi. Kazım Bey merhaba. Merhaba Gökhan Bey. Cüneyt ama canınız sağ olsun. Gürkan da fena durmadı üzerimde. Cüneyt Özdemir ben Kazım Bey. Cüneyt Özdemir. Ha Cüneyt Özdemir. Tamam. Tamam o Cüneyt işte. Tamam teşekkür. Kazım Bey nedir sizden bir dinlesek şu olay? Anlatır mısınız? Ne oluyor siz ne davası açtınız? Şurayı. Niye sattınız? Bankadan niye kredi alıyorsunuz? Efendim bu dava Cüneyt Bey 2006'da başladı bu HES olayları. Efendim daha önce bu köyümüze 4 tane ana suyumuz var bizim. Büyük Anadolu Su Projesi yani Rize'nin merkezi dahil 9 tane ilçesine biz bunları verdik. Bu 3 tane suyu 1 tanesi kaldı. Paşasu Deresi. Şimdi bu arada 2006 yılında bir şirket kuruldu Rize'de. Efendim ne olmuş? Biz Andur'a elektrik santrali üreteceğiz, şey yapacağız. Böyle bir şirket 42 kişi Rize'de. Daha sonra bu sözlerime devam ederken 2009 yılına geliniyor. Efendim bu şirket çalışmaya başlıyor. Burada bir santral. Halbuki bunlar Büyük Anadolu Su Projesi 30 donum üzerine kurulmuş. Bunlar onun bıraktığı, dere yatağına bıraktığı ufak bir can suyu. Zaten bunlar can suyu tabir ediyorlar. Ben bu can suyu da kabul etmiyorum. Çünkü can suyu ölen bir kişiye pamukla ağzına su vermeye can suyu biz diyoruz. Bu tabiri ben kabul etmiyorum. Zira bu derede olan canlılara, alabalığı her şeyi bitiriyor. Bunlar bunu can noktasına kadar getirmişler ve buna da can suyu diyorlar. Şimdi burada çok önemli bir olan konu şu. Bu Büyük Anadolu Su Proje, içme suyu proje arıtma tesisini hemen 200 metre aşağısından bizzat Delallar Mahallesi yani benim olduğum mahallenin ki 30 hanesi buranın vardır. Paşaçır Deresi'ne vadiyi değiştirerek buradan Paşaçır Deresi'ne taşıyorlar bu arıtma tesisinden artan can suyunu. Oradan da tünel marifetiyle oradan da Küçükçay köyü merkezinin camisinin mezarlık 300 haneli köyün altından devam ettiriyorlar 13,5 kilometre mesafe eşya ambarlığa bu bir proje yapıyorlar. 2009 yılında bunlar çalışmaya başlıyorlar. 4-5 ay çalışıyorlar. Bu arada ben tabii hazırlıklarını 2-3 yıl inceleme yapmışım bu HES'ler üzerine. Efendim ben de 2010 yılında davayı açıyoruz biz. Bunlar 5 ay çalışıyorlar. Rize İdare Mahkemesi ta hazırlıkları yapana kadar, bunlar dosyasını hazırlayana kadar bunlar şey yapıyorlar. Bu büyük bir çalışma yapıyorlar burada. Bu arada mahkemeyle biz burayı durduruyoruz. Rize İdare Mahkemesi yürütmeyi durduruyor. Daha sonra 5 sefer üst üste yürütmeyi durduruyor. Efendim sonunda da geçen sene 2011 yılının zannediyorum 3. aylarında bunların projesini bu vadilere çok zarar verdiklerinden dolayı burada Büyük Anadolu Su İçme Projesi de zaten vardı. Burada fazla bir su da kalmamıştır. Nitekim deredeki canlıları, dağdaki canlı hayvanları bu bitirecektir. Köyü bir perişan duruma sokacaktır. Bunu Somali'ye yardım edeceğiz ya bu adama yardım edin. Şirket isim değiştiriyor. Efendim ambarlı kes yapıyoruz diyerek değiştiriyor 7-8 ay. Olumlu çet raporu alıyorlar bu sefer. Biz de buna geçen sene yine Nisan ayının efendim 18'ine ben davayı açıyorum. Bu arada onu da söylemek istiyorum. Bir ineğim vardı onu sattım tabii param yetmedi. 4 milyar 630 milyon ben bilirkişi parası yatırıyorum mahkemeye. 29 Nisan'da Rize İdare Mahkemesi yani 13 gün geçmeden ikinci yürütmeyi durduruyor ve mahkememiz devam ediyor. Bu arada o birinci mahkeme Danıştay'a gitmiştir. Efendim bunlar şimdi
İki sefer bu arada keşif verildi. Birinci ayda bir keşif verildi. Kar engeline takıldı. İkinci ayın 20'sine bir keşif daha verildi. Çıkıldı orada. Hakim Bey'e dilekçe verdik. Bilirkişiler geldi. Yalnız yörede 1 metre kar var idi. Keşfi tekrar orada zabit tutuldu. Tekrar dedim ben keşfe itiraz ettim. Burada keşif yapılmaz. Zira bilirkişiler yörenin bu yörede verilen tarih, Paşatür Deresi'ne verilen tarihatın, evet. Efendim Askoraz Deresi'ne verilen tarihatın, Poşut Deresi'ne verilen tarihatın, bunlar çünkü bilir kişiler evet, olay mahallini tertemiz gezecek görecek ki rapor hazırlasınlar. Tekrar keşif erteleniyor ve nihayet 17 Nisan geçen, yani düne geliyoruz. Dün keşif yerine çıkıyoruz gene şu büyük bir baskıyla. Efendim zaten avukatımız Remzi Bey de gelmiyor. Bu arada keşif mahalline hakim bey tabii şey yapıyor, bilir kişiler bizi huzura alıyor. Ben olayı etraflıca anlatınca hakim bey diyor ki hayır diyor, sen böyle anlatamazsın diyor. Ben sana böyle bir müsaade etmem ve seni mahkemenin dişine iterim dedi bana. Daha ilk seansta benim moralimi sıfıra indirdi. Bu arada diğer şirketin 2 tane avukatları, şirket elemanları, onlar da diğer bastırıyorlar o olaya. Bu sefer hakim beyle böyle bir şey geçti aramıza ve ben dedi bilir kişilerimi Trabzon havalarına ulaştıracağım. Ben de dedim hakim bey böyle mühim bir olay, yani dünyada Gürkan Bey, şöyle Türkiye'de ve dünya ne kadar HES varsa şunu özellikle söylüyorum. Bu Andun'daki HES olay bunların en mühimidir. Çünkü biz burada 300 500 bin insanın, yani Rize merkez dahil 9 kazasıyla beraber 500 bin insanın suyunu ve ben bu işin bizzat mimariyim. Bunu vermek için can şey yapmışım. Bu insanlar için bu suları, bu soğuk suları. Dünyada işi benzeri görmüyor. Bankada hesap açtır, para yatıralım senin adına. Ben de havaalanına dedi, bilir kişine ulaştıracağım dedi. Uzun özadiye dinleyemem dedi. Daha sonra dedim hakim bey, ben burada bu parayı yatırmışım. Bu bilir kişiler İzmir'den, Çanakkale'den gelmişler. Eğer burada biz bunu üstünkörü bir keşif yaparsak yazık olur burada. Bu çok farklı bir olay var. Neyse. Ben burada şunu söyleyeceğim. Hakim Bey'in de ben çok genç olduğuna, yani kötü niyetli olduğunu demeyeceğim. Çok genç olduğundan bu zafiyeti göstermiştir. Daha sonraki bölümlerde eksik yapılmak istendi keşif. Her safhasında itiraz ettim. Ve keşfimizi saat 12 civarlarında bilirkişiler de çekiniyor yani. Etraftan, sağdan, soldan, belki bir baskı altında mıdır onu da bilmiyoruz. Tabii farklı bir gelişmeler oluyor. Ve 12'de biz bu şeyi bitiriyoruz. Evet. Bu arada avukatımız gelmemiştir. Bunu hakim beye de ilettim. Dedim bu yük bindi benim üzerime. Benim avukatım Remzi'ye gelemedi. Evet. Bu arada tabii bu şekilde peki. Bu keşfi tamamladık ama Ben çok rahatsız oldum. İnanın ki bu gece hiç uyuyamadım. Bu arada bir avukat, karşı tarafın avukatı bana diyor ki sen yalan söylüyorsun diyor. Ya dedim sen kimsin ya? Sen kimsin de bana? Ben buraya 65-66 yaşındaydım. Ben bu vadide büyüdüm. Kazım Bey. Ben bu suları Rize Belediyesi'ne 9 belediye veren benim. Sen kimsin ya? Kazım Bey. Sen bana nasıl yalancı de? Oraya bir şey. Bey. İşin bir safa tarafı. Kazım Bey. Buyur. Ben hiç araya girmedim. Özellikle siz gayet güzel ayrıntılı anlattınız ama bu hikaye bitmez. İzleyicilerimizden de size müthiş destek mailleri geliyor. Mesajları geliyor. Banka hesabı açtın kardeşim. Takipçisi olalım. Hiç araya girmedim. Bir soru sordum. Siz 12 dakikada anlattınız bana ne olduğunu. Herkes de gördü. Sizin mücadelenize büyük destek var. Bu davanın sonucu bir kez daha söyleyeyim. Önemli değil ama şu mücadeleniz bile kişisel nasıl önemli değil ya. Ben çok önemsiyorum. Çok çok önemsiyoruz. İzleyicilerimize size destekler. Teşekkür ederim. Rize'den konuk oldunuz ve HES davalarının belki bir, de... Bir kelime daha bana müsaade ediyorsun. Gürkan Bey. Bir kelime daha. Bu çok önemli olan konuşuyoruz.
Ben burada bütün Türkiye, Denizlilere sesleniyorum. Herkes bana destek vermesin. Ben hiçbir şeye karşı değilim. Tamam. Ben köyümü artık bundan sonra ezdirmem. Sularımızı vermişiz, her şeyimizi. Dağımızı, tepemizi, denizdeki, deredeki balığımızı, dağdaki ayımızı, uçan arımızı, yaban arılar bizi rahat bıraksınlar. Dereden, bizim köyünden ellerini çeksinler bu şirketlerden. Peki, Kazım Bey. Haberleri olsun. Çok teşekkür ederim. Yeter artık. Bu arada derelerin kardeşliği de beni desteklemiştir. Onlara da herzene teşekkür ediyorum. Biz de hepinize sağ olun, var olun. Sağ olun. Bu programı hazırlayanları hepsini Allah işine rast getirir. Sağ olun, sağ olun. Ben Gürkan diyecektim ben de. Eşime bir şey sormayacaksın. Kazım Bey, ne yazık ki siz konuştunuz vallahi. Ben bile konuşmadım. Çok teşekkür ederiz. Bir dahakinde de eşinizi dinleriz. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. O kadar çok Gürkan dedi ki ben de kendimi Gürkan olarak görmeye başladım. Sevgili seyirciler,